yüzyılda yaşanmış en kanlı savaşların aslında tek bir nedeni vardı. O da petrol. Ancak yeni dünya düzeninde petrolün sahibi olanlar değil, petrol piyasasında kontrolü ele geçirmiş olanlar savaşın galibi sayılacaktı. Petrol ihraç eden ülkeler, üyesi ülkelerin bugünkü konumu, iki paylaşım savaşının sonuçlarıyla doğrudan ilgili. ABD, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülke olmamasına rağmen, dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna nasıl geldi? Kanla beslenen petrol endüstrisinin ardında yatan ekonomik ilişkiler bu sorunun cevabını veriyor. Kısacası günümüz petrol endüstrisinin doğuşu 1. ve 2. Dünya Savaşları neticesinde meydana geldi. 1920'lerden bugüne devletlerin ve çok uluslu şirketlerin bu değerli enerji kaynağını kontrol altına almak uğruna başlattıkları savaşların sonuçlarını son 70 yıldır yaşıyoruz. ABD'yi süper güç, Latin Amerika'yı ise sosyal adaletsizlik, uyuşturucu trafiği ve çevre kirliliğinin coğrafyası haline getiren sonuçlar. ABD'nin enerji piyasasındaki en güçlü rakibi ise Rusya. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonra oluşan tek kutuplu dünya sadece bir yanılsama. Orta Doğu'da son 40 yıldır savaşları, gözyaşlarının eksik olmamasının nedeni yerel diktatörler mi sizce? Bağdat'ta akan kan ve para, Körfez savaşları, 11 Eylül saldırısı sonrası ortaya çıkan meşru müdahale algısı hep petrolün kontrolüyle ilgiliydi. Petrol rezervleri azalırken bu enerji kaynağına olan talebin her geçen gün artması paylaşım savaşlarını beraberine getirdi. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol rezervlerini halen elinde bulunduruyor. Ancak Suudiler tek başlarına fiyatları belirlemek konusunda pek başarılı değil. Koronavirüs pandemisi sonrasında ise uzmanlar petrol piyasasında telaşlı bir hareketlilik yaşandığı görüşünde. ABD, Suudi Arabistan ve Rusya üçgeninde yaşanan görüş ayrılıkları dünyayı yeni acılara mı sürükleyecek? Peki, yıllık enerji ithalatı 40 milyar dolar seviyesindeki Türkiye'nin bu denklemdeki konumu ne? Ticaret savaşlarında yerli ve milli konumunu ön plana çıkaran Türkiye, uzun vadede kimseye faydası olmayan sabun köpüğü çözümler yerine üretkenliği, teknolojiyi, katma değeri arttırmayı ve uzun soluklu refah yaratmayı amaçlayan ülke konumunda. Yerli ve milli. Müjdeler olsun Türkiye. Artık enerjide dışa bağımlılık azalacak. Türkiye'nin enerji piyasasındaki gücü de itibarı da artacak. Karadeniz doğalgazıyla yeni bir dönem başlayacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı'nın bugün açıklayacağı müjde öncesi Twitter'dan şu paylaşımı yapmıştı. Sur'da bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz, müjdeler olsun. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından ne güzel ne haklı bir tebessüm notunu düşerek Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını paylaşmıştı.